Merhaba arkadaşlar, Fatih Tütün adlı arkadaşım GSX-R 250 için kombin önerisi istedi. Özellikle böyle yan tarafa koyuyorum, kombinde kullandığım parçaları yan tarafta görün diye. Orada giyerek gösterdim zaten. İlk önce monttan başlayayım. Ve birkaç tane farklı mont ve hani fiyatına göre öneriler sunacağım. Bu Avro D1 Dynes'in özel bir mont. Tamamen deri olarak yapılmış ve boynunda sadece hani şu kısmında boynunda ve şu iç kısmında kısmen kumaş kullanılmış. Diğer her tarafı deri. İçinde bir tane astarı var. Astarı çıkartabiliyorsunuz. Göğüs koruma için de şöyle yan taraflarında ceplerini yapmışlar. Yan tarafta zaten hani giyilmiş şekilde görüyorsunuz onu. Şurada tabii ki dirsek ve omuz yerlerinde özel korumalara sahip ve aynı zamanda dışında da bir tane koruması var. Körük mekanizmaları var. Rahat eğilebilin, kalkabilin, şeklinizi değiştirebilin diye, sürüş pozisyonunuza göre ayarlayabilin diye. Körük mekanizmaları var hem şöyle iki tarafında. Aynı zamanda bunlar yansıtmalı bir şerit, trafikte sizi belli edebilecek şekilde özel ekler yapmışlar. Böyle mavili olduğu için paylaşıyorum bunu. Bir tane de Pro Helim var. Tabii hani bunların hepsi mesela Revit'in Raceway'i vardı. Revit Raceway de gerçekten güzeldi. Fakat o elimizde kalmamış. Pro Helim mavilisi var. Yani ancak şu anda mağazada yok. Depoda varmış. Bir bunu alabilirsiniz. Hani deri olduğu için gerçekten koruyucu. Sürtünmeleri, sürtünmeye ve kazalara karşı daha fazla mukavemet sağlayacaktır size. Bir de Pro Helim bu modeli var. Pro Helim bu modeli, tabi aralarında bayağı bir fiyat farkı var. Pro Helim bu modeli üstünde 475 lira yazıyor. Bunun mavilisi de var tabii ki. Bunun mavilisinden de alabilsin. Hani bütçeni tam olarak bilmediğim için uygun ve farklı seçenekler sunmaya çalışıyorum. Bunun içinde de tabii ki astar var. Omuz dışında özellikle hani spor kesimi olduğu için aynı şeklin kumaşı gibi. Fakat tabii ki aralarında fiyat farkı dağlar kadar. Mesela işte Pro Helim 475 lira bir fiyata sahipken bu bayağı bir yüksek fiyatı var. Zaten açıklama kısmında onların detaylarını yazacağım. Bunun da hani dirsek ve omuz korumaları var ve şöyle dışında bir tane koruması var. Bunun bir tane de hörgücü var ve yine şu kısımlarında körük mekanizmaları var. İçi astarlı olduğunu söylemiştim zaten. Şunlar da yansıtıcı şeritler, yanında iki cep var, bel ayarlaması var. Bunu da böyle bir örnek olarak sunmuş olayım. Ve 3 tane hani yan tarafta giydiğim kask Shoei Q-Vest. Buna bel qualifier örneği verebilirim. Ekstradan bir tane. Bel qualifier da yan tarafta görmüşsündür. Bel qualifier şöyle bir kask. Bunu hem oradan hem de buradan yakından görebilirsin. Şöyle gösterebilirim. Hani renklere uygun olacaktır ve yapısıyla işte korumasıyla, double D bağlantısıyla, bakış açısıyla, burun pedi ve çene pedi olmasından dolayı da tercih edebileceğim bir kask. Üst tarafında havalandırmaları var, ön tarafında havalandırması var. Arka tarafında hava çıkış kanalı var. DOT sertifikasına sahip ve hani bilinen en iyi kasklardan. Belinde hani bir işte qualifier vardı, bir de Vortex var. Bu Vortex'i qualifier dediysem kusura bakmayın. Double D bağlantısı ve boyuna iyi oturabilmesiyle de gerçekten tercih edebileceğim bir kask. Renkleri de gerçekten uyumlu. Eğer ki diyorsan Bell Vortex'e veya işte Shoei Q-Vest'e çok fazla bütçe ayıramam. O zaman bir daha düşük bütçeye LS2'nin FF320 EOS'unu alabilirsin. Bu mat siyah ve mavi karışımıdır. Yan tarafta da gösterdim ama buradan da yakından göstereyim. Şöyle açtığımız zaman zaten hani hem gözlükle giyilebildiğini, iç pedlerinin rahatlığını, burun pedini, çene pedini, mikrometrik bağlantısına, boyuna iyi oturabilmesi için yapılmış şu kısmına görebiliyorsun. Yine üst tarafında havalandırmaları var, arka tarafında hava çıkış kanalı var ve şurasında bir tane güneş vizörünü açmak için yeri var. Şöyle güneş vizörü oradan açılıyor. Ön havalandırma kanalları da gerçekten iyi. Yani şuradan açtığın zaman şu kısımdan giren hava şu camın iç tarafındaki şu hava kanallarından çıkıyor ve camının buharlaşmasını engelliyor. Şu kısımlarında da tabii pin lock bağlantısı var. Bunlarla beraber şöyle
Şu eldiveni demin çıkartmıştım. Orada da göstermiştim zaten. Bu Revit'in adını hemen söyleyeyim. Revit'in Hydra H2O siyah kışlık eldiveni. Bunu giyerek gösterdim yan tarafta zaten. Üst korumaları var, eklem yeri korumaları var, bilek koruması var. İçi tamamen deri yapılmış şekilde. Yan tarafta da gösterdim zaten. Ve bir örnek daha vereyim eldiven olarak. Hani bununla alabileceğin eldivenler olarak. Bu da Revit'in Boxer H2O'su kışlık deri bir eldivendir. Eğer hani kış kullanmıyorsan, yaz ve baharlık bir şey arıyorsan, bir eldiven arıyorsan, Five Gloves'un Stunt Evo'ları var. Sanırım onlar zaten yazlık ve mavisi gerçekten güzel bir renk. Senin de hani Suzuki GSXR 250'ye istediğini biliyorum. O yüzden de hani o da olabilir. Bunun da yine körük mekanizmaları var, yumruk korumaları var, eklem yeri korumaları var. Körük mekanizmaları elinin şuralarında da var tabii, hani şu kısımlarında da var. İç tarafında da şu bilek korumaları var şu taraflarında. Ve biraz yüksek bir eldiven. Aynı zamanda rüzgar geçirmesini engellemek için şöyle lastikli bir yer yapmışlar eline tam otursun diye. Ve şuralarında cırt cırtları var. Bu da alınabilecek eldivenlerden bir tanesi. Dediğim gibi açıklama kısmında bunların bütün detaylarını yazıyorum. Pardon, linklerini yazıyorum ve fiyatlarını yazıyorum. Diğer bir eldiven önerim ise bu yine Five Gloves'un VFX Skin VP siyah kışlık eldiveni. Yaklaşık aynı özelliklere sahip kumaş ve deriden oluşan bir yapısı var. Yumruk korumaları var, körük mekanizmaları var şuralarında ve eklem yeri korumaları var. Aynı zamanda bunun bilek koruması var. Bilek koruması da gayet iyi. İç tarafında da bir süet dokusu var. Bunu da alıp kullanabilirsin. Demin gösterdiğim, orada gösterdiğim şu pantolonu öneriyorum sana. Yazın ve kışın her ay giyebilirsin. Bu her ay seni koruyacaktır. Tüm 4 mevsim boyunca seni koruyacaktır zaten. Tabii yazın biraz sıcak olacak gösterisimiz ama korunmak gerçekten önemlidir. Özellikle kalça korumaları var. İç tarafı kevlardan yapılmış. Diz korumaları var ve özel bir dikişe sahip. Teş 90'ın pantolonu. Dediğim gibi linklerinin hepsini paylaşıyorum. Ve bütçeni tam olarak bilmediğim için de TCX'in AirTag üstünde yazan botunu gösteriyorum sana. Özel körük mekanizması var, burun, topuk ve vites koruması var. Bilek korumaları da var. Şöyle yandan cırt cırt olarak açılıyor. İç tarafı da fazla terletmeyecektir. Ve şurasında bir tane fermuar var. Rahat giyebilmek için de büyük şekilde açılıyor böyle. Aynı zamanda Gore-Tex'tir. Su geçirmezliği de test edilmiştir. Eğer hani buna da bütçen düşük, biraz daha düşürür müsün fiyatı, farklı bir öneri sunar mısın dersen, DNA modeli Rockwell'in gerçekten güzel, spor bir model. 500-600 lira arasında bir şey olması lazım. Onu da alabilirsin. Şimdilik bilgilerim bu kadar. GSXR 250 için işte sunmaya çalıştım. Kask önerileri, mont önerileri. Eğer başka montlar gelirse onları da tanıtacağım. Kışlık ve yazlık ürünü olarak öneriler sunacağım. YouTube kanalımızı izlemeye devam edin arkadaşlar. Beğenin, paylaşın. Hepinize iyi sürüşler.